Felcan ben. Bugün Honda'dan Onur Bey'le birlikteyiz. Honda'nın 4XC serisinin 22SD modelini test ettik. Geldik. Şimdi biraz da içini de neler var size onu anlatmak istiyoruz. Biz gördük ama size bir tekrar olacak. Bize bir kere daha tekneyi gezdirin diyeceğim. Yalnız hemen önce bir performans değerlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu serinin zaten amacı performans. Performans yakıt avantajı sağlıyor. Aynen öyle. Ve bu teknede 225 beygir. Evet. 225 beygir bir tek makinamız var. 3.6 litre motor hacmine sahiptir. V6 motorumuz. Şöyle ya, seyirde yaşadıklarımızın sonucunda gördüğümüz 3.5 saniye içinde planning'e kalkıyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Buradaki bu kısa sürede bu kadar çabuk planning'e kalkmamızın en büyük avantajlarından biri yakıt tasarrufu sağlıyor olması. Çünkü motorların en fazla zorlandığı yer tekneyi planning'e kaldırdıkları yerdir. Zamandır. Neden bu kadar hızlı kalkıyoruz? Bir, teknenin dizaynından kaynaklı. Ranier'in kendine has bir dizaynı var. Alt çene yapısı patentli olarak Ranieri'ye ait. Ayrıca Honda'daki Blast teknolojisi dediğimiz teknoloji düşük devirde yüksek tork sağlıyor. Hava yakıt karışımını arttırarak düşük devirde yüksek tork sağlamasından kaynaklı olarak da hızlı bir şekilde tekneyi planning'e kaldırabiliyor. Bu ikisinin uyumu sayesinde düşük yakıt ekonomisi sağlayabiliyoruz. Seyir hızımız açıkçası 3500 devirlerde 24 knot olarak gördük. Maksimum hızımız da 37,5 knotlarda gördük. Yaklaşık 200 litrelik bir yakıt tankımız var. 200 litrelik bir yakıt tankı demek de 6-7 saatlik bir seyir yapabilmek demek. Bu da 25 knotlarda 200 mile yakın gene gidebiliyoruz demek. Bu tekne bir müşteri teknesi kullanılıyor. Evet, dolayısıyla evet, 6 da aslında yeni bakılmış bir tekne değil. Tabii. Bunu maksimumuzu biraz daha da yüksek olabilir fabrika şöyle, değerlerinde. 40 knotlara kadar çıkabiliyor fabrika testlerinde. Biz bugünkü testimizde şu anki haliyle herhangi bir temizleme vesaire yapmadık. Müşteriden anahtarı aldığımız gibi denize çıktık. Şu anki test değerleri bu. Altının kirli olmasıyla beraber. Su deposu ne kadar? 70 litre su deposu var. Hemen arkasında duş sistemimiz var. Diğer modellerimizde olduğu gibi standarttır. Bunlara bakalım bence. Tabii şimdi ki. Şöyle hem de göstermiş olalım. Su tankı girişimiz burada hemen. 70 litre su alıyor. Hemen burada gene merdivenimiz var standart olarak. Denize girme ve çıkmayı buradan kolayca yapabiliyoruz. Diğer modellerimizde olduğu gibi gene kıç tarafımızda duş sistemimiz bulunmakta. Burada çıkar çıkmaz geniş bir havuzumuz da var burada. Evet, hemen üstümüzden tuzu arındırıp içeriye direkt girebiliyoruz. Orada yakıt. Evet. Yakıt tankımız bulunmakta. 200 litrelik yaklaşık yakıt alıyor teknemiz. Burada yine biz bir küçük modelini bir diğer videoda seyredebilirsiniz. Evet. Center konsolu. Bunda Sandek olduğu için daha farklı özellikler de var genel olarak. Ama aynen, şimdi burası aynen yine öyle. Gene burası benzer büyük oturma alanı. Buraya rahat rahat iki kişi oturabiliyor. Alt bölümü gene depolama alanı olarak kullanılabiliyor. Bu teknemizde çift akü sistemine göre elektrik sistemi planlanmıştır. Biz standart olarak bunu müşteriye sunuyoruz. Şalter sistemimiz çift akıya göre. Bu da ne demek oluyor? Siz ekstra bir sistem koyduğunuz zaman tekneye farklı bir aküye ihtiyacınız olduğu zaman benim sisteme direkt bağlantı yapabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde. Burası yine bir depolama alanı. Burası olarak tabii ki depolama. Benzer yani aynen ömrüyle aslında. Bir aynen. Zaten müşteri teknesi olduğu için de içindeki şeyleri görebiliyorsunuz. Aynen. Sağan şeylerin. Fazla fazla sığabiliyor. Burası yine aynı şekilde mi? Aynen. Evet. Burada minik bir ocak ocağımız bulunmakta. Burada lavabomuz bulunmakta. Yine ufak tefek böyle günlük ihtiyaçları tabii ki, hatta tabii belki ki konakladığınızda da yani demirlediğinizde de gece bir iki günlük aynen yemeğinizi yapıp burada hemen bulaşınızı yıkayıp aynen, evet, aşağıda depolayarak bir gününüzü geçirebilirsiniz. Burada. Hafta sonu için aslında ideal tekneler bunlar. Şu ön tarafa doğru evet, gelelim isterseniz. Evet, önce öne gelelim. Burada küçük merdivenlerle bir basamakla çıkıyor. Şöyle baktığınız zaman evet, geniş bir geçiş alanı vardır. Yani rahatça buradan geçebiliyorsunuz ön tarafa. Sandek teknelerinden büyük özelliklerinden biri zaten güneşlenmeyle alakalı. Ön tarafında rahatça iki kişi güneşlenebiliyor. Bu minderler tamamen standarttır. Gene daha önceki teknelerde açıklama yaptığım gibi
kumaşlar Honda'ya özel olarak yapılıyor ve standart, standart oluyor. Kumaşlar. Standart kumaşlar. Renk değişiklikleri vesaire yapılabiliyor mu? Şöyle, Honda bu renkleri kendi standart olarak seçmiş. Renk değişikliği yapamıyoruz. Honda'nın kendi renkleri zaten bunlar. Standart olarak geliyor. Evet. Yine bunda da elektrikli ırgat falan konulabiliyor. Tabii ki bunda elektrikli ırgat var zaten. Gösterelim mi? Açalım mı? Açayım. Bu opsiyon olarak mı elektrikli ırgat? Tabii ki. Tabii ki. Standart olarak zincir çapa geliyor. Ama elektrikli ırgat istendiği zaman hem kapasitesi değişebiliyor hem markası değişebiliyor. Ona göre opsiyon olarak müşteriye sunuyoruz bunu. Bunlar sipariş aşamasında müşteriden öğreniliyor. Fabrikada bu şekilde geliyor. Biz burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Burada müdahale edilmiyor. Geldiler mi? Burası yine yüzme. Tabii. Burası yine o standart atlamakla alakalı. Evet. Bütün tekneleri koymaya çalışmış Ryanair. Evet. Bu Bimini opsiyonel mi? Bunda evet. Bimini Tante opsiyoneldir. Ama biz Türkiye'ye getirdiğimiz teknelerde standart olarak getiriyoruz. Tabii ki. Paket fiyatının içine bunu ekliyoruz. Normalde opsiyon ama biz Türkiye paketinde bunlar ekliyoruz. Sandek için mi geçerli bu? Yok. Bütün teknelerde Bimini Tante'yi standart olarak koyuyoruz. Ama müşteri ben Bimini Tante istemiyorum, soft top, hard top gibi bir uygulama istiyorum derse onları opsiyon olarak getiriyoruz. Anladım. O imkanlar da var. İçeriye de bir bakalım beraber. Tamam. Kapı gayet kolay açılan bir kapı. Evet, Rise sistemiyle zaten. Evet, içeride içeride bir kabinimiz bulunmakta. Burada iki kişi rahatça yatabiliyor. Opsiyonel olarak elektrikli tuvaletimiz var. Normal standart tuvalet standart. Ama elektrikli tuvalet istiyorsa müşteri onu opsiyon olarak ekleyebiliyoruz. Bir kabinin içinde bulunuyor zaten. Sol tarafımızda bir dolabımız var. USB girişlerimiz, elektrik girişlerimiz. Depolama için yine o dolap değil mi? Aynen. Evet. Depolama alanı olarak kullanılıyor. Yine yatağımızın altında depolama alanları vesaire mevcut. İstenirse eklenebilecek konforlu başka böyle seçenekler var mı? Konforu arttıracak. Şöyle istenirse tik kaplama yapılabiliyor. Burada zaten kullanılmış müşteri isteğiyle. Evet. Elektrikli tuvalet bir konfor. O zaten burada da kullanılmış. Radyo sistemi, müzik sistemi istenirse içeriye hoparlörler konularak onlar eklenebiliyor. Daha başka bir şey yok zaten. Bunu şey yapalım. Bir de aslında şeye gelelim. Konsolda yine sizin bir standartlarınız var. Bir de müşterinin tercih edebileceği şeyler var. Burada mesela Garmin tercih edilmiş. Bir önce Raymar'ın vardı. Sizin? Bizim standartlarımızda motor aksesuarları zaten fabrikada monte edilerek geliyor. Panel olarak Raymar'ın tercih edilmiş burada. Bu tamamen motorun bütün göstergelerini ve değerlerini burada gösterebilmeye amaçlı konulmuştur. Yakıt tankımız için mekanik bir gösterge var. İstenirse yakıt tankı burada da görülebiliyor her türlü. Elektrik sistemi her şey üzerinde geliyor zaten. Gaz kolumuz, dümen sistemimiz tamamen üstünde geliyor. Biz burada sadece müşterinin tercihine göre motor montajını yapıyoruz. Burada bize ne avantaj sağlıyor? Türkiye'ye geldiği zaman herhangi bir kesme, biçme, bir işlemi yapmıyoruz. Tamamen her şey fabrikasyon olarak Türkiye'ye gelmiş oluyor. Evet. Peki müşterilerin ekstra böyle talepleri oluyor mu? Öyle onlara yani şeyin dışında navigasyon cihazlarının dışında falan oluyor mu? Açıkçası navigasyon cihazı dışında ses sistemi konulabiliyor. Olabilir. Ya da ekstra USB girişleri, çakmak girişleri olabiliyor. O tür şeyleri biz buraya monte edebiliyoruz. Biraz eğlence teknesi gibi olduğu için aslında herhalde müzik sistemi en önemli şeylerden biri. Müzik sistemi çok önemli. Fakat şöyle müşteriler genelde müzik sistemini Türkiye'de yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü istediklerine uygun standartlarda olmayabiliyor ya da markası istediklerine uygun olmayabiliyor. Burada kendi isteklerine göre hem hoparlör sayısını hem de ses sisteminin gücünü kendilerine göre burada ayarlayıp kendileri taktırıyorlar. Peki bu teknede de yine su sporları için aynı şekilde var. Bir küçük modelde görmüştük. Evet. Öyle bir şöyle arkaya geçtiğimiz zaman zaten arkadaki Vardevela'nın şeklinden anlayacağınız gibi eğer opsiyon olarak bu istenirse Ryanair'i buraya kayak çeki demiri dediğimiz aparatı takıyor. Uzun bir aparattır. Buraya nasıl bir su sporu yapmak istiyorsanız halatayı bağlayarak oradan yapabilirsiniz. Her spora da uygun. Evet. Müşteriler arasında tercih eden var mı? Ya biz
sattığımız tekneler için de bir ya da iki tane müşteri tercih etti açıkçası. Evet, ya ben bir tek mesela bir tek öyle bir şeyle bütün sporları yapabildiğimizi bilmiyordum. Evet. Sanki böyle bir sürü farklı. Ya arkadan çekmeli sporları yapabiliyorsunuz açıkçası. Yani evet, ama ya, bu evet. Da şey için yeterli. Aynen. Bir ailenin hafta sonu eğlencesi için yeterli. Aynen. Evet, peki teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür. Bugün Honda'nın 4XC serisinde H22SD'yi test ettik. Ayvalık Satır Marina'ya geri döndük. Tekne hakkında Onur Bey'den de detaylı bilgiler aldık. Ama daha da detaylı bilgiler isterseniz açıklama bölümünde ki linke tıklayın. Orada katalogda istediğiniz bilgileri bulacaksınız. Bu arada videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim deyin. Kanala abone olun. Ki diğer videoları da kaçırmayın.